O kadar üzüldüm ki, ellerim terledi. O kadar üzüldüm ki, küçük çaplı bir ufak bir sinir krizi geçirdim. Hiç söylemekten çekinmiyorum. Biz ne zaman bu kadar çok ciddi kötü olduk ya? Ne zaman bu kadar kaybolduk? Ben bunu anlamıyorum. En kötüyü yaşadığında en iyi yaşamak üzere bir yolculuğa çıkıyormuş. Bunu da hayatımda kendilerinden öğrendim. Sen ne zaman büyüdüğünü anladın? Babam öldüğü gün. İçim çok acıdı çünkü o kaybettikten sonraki sabah. Bir daha kimi arayacağım ben? Bir daha hiç arayamadım onu. Sezen Aksu kızım diyor sana. Nasıl bir anne kız ilişkisi var orada? Onun tarafından korunmak, onun hayatımda olması çok iyi hissettiriyor. İyi ki var. Dönmezsem sebebi ne diye falan. Ay çok kötü oldu. Kendimizi paralıyoruz. Sonra diyorlar ki sen de işte çıkıyorsun şu kadar para kazanıyorsun falan. Gelsinler benim yaptığım işi yapsınlar o zaman. Babaları ölsün, çıksınlar sahneye, şarkı söylesinler. Hadi bakalım. Merak ettim, nasıl hissediyorsun burada bu halde? Çok iyi. Evde gibiyim. Süper, devam. Kahvem elimde. Çok keyifli. Olduğu gibi, olduğun gibi olmanı gerçekten çok isterim buradayken. Terapiye gittin mi daha önce hiç? Gittim. Belki bütün detaylarını değil ama nasıl bir dönemiydi hayatın? Şöyle söyleyeyim, terapilik olduğumu anladığım anda araştırmaya başladım. Kime gidebilirim, kime gidebilirim diye. İlk gittiğim doktor çok fazla ilaç verdi. İlaçlardan kaçtım, kabul etmedim. İlaçlardan kaçınca iyice kötü oldum. Devamında da kendimi iyice bulmak için çok fazla yollar denedim. Meditasyon yapmaya başladım. Daha doğal ve organik yollar aradım. Yoga yaptım, pilates yaptım, yürüyüş yaptım, işte nefes teknikleri falan. Bunlarla kendimi biraz iyileştirdim. Sonra sadece konuşan birine gittim. İhtiyacım olan oymuş aslında. Bir psikoterapist. O da benim yaptım. Çocukluğuma kadar indi. Aslında çocuk gelişimi uzmanıymış kendisi. Ben de büyük bir çocuk olduğum için biraz onunla uzun uzun sohbetler ettikten sonra çok rahatladım. O terapiye gittiğim dönem de babamı kaybettiğim zamanın üzerinde seyretti aslında. Çok iyi ağlayamadım. Babamı kaybettiğim gece sahneye çıktım. Bir gün sonra yine çıktım. Anneme sonra destek oldum, kardeşime destek oldum. Nedense çok fazla konserim vardı. Nedense böyle bir şey oluştu bende. Ben güçlü durmalıyım, ağlamamalıyım, anneme de destek vermeliyim, sahneye de çıkmam lazım, her şeyi bir arada yapmalıyım gibi bir her şeyi insan yapmak istiyor ama biraz da ağlamak da gerekiyor yani. O süreci asla ağlamayarak tamamladıktan 2 yıl sonra işte o terapistleri aramaya başladım. Çünkü o deliği ben kapattığımı zannediyordum. Üstünü hep örtüyordum. En sonunda artık örtemeyecek hale geldim. Şelale gibi patladı. O süreçte çok işe yaradı işte. Aslında ben de bu yaşta bir çocuğum dedin. Biraz ben de aslında çocukken nasıl bir çocuktuğunu da merak ediyorum. Bir çocukluğundaki evini gözünün önüne getirir misin? Nasıl bir yerde orası? Neler vardı? Yani babaannem, dedem ilk başta beraber yaşıyorduk. Sonra evler ayrıldı. Kurtuluş'ta çok güzel bir Rum mahallesinde bir sürü Ermeni komşularla falan öyle orada büyüdüm. Çok renkliydi. Yılbaşı geceleri çok acayip oluyordu. Tabaklar, bardaklar sokaklara atılıyordu. Eğlenceli oluyordu. Güzel bir babaannem, güzel bir dedem, iyi bir annem babam şükürler olsun var. Varlardı. Gidenler de var, kalanlar da var. Dedem elma şekeri getirirdi. Çok sevgi dolu bir adamdı, ressamdı. Anne tarafım Arnavut, baba tarafım Amasya. Böyle bir güzel bir birleşim vardı. Çok sevgi dolulardı, çok sevdiler. Evde hep birileri gelir gider. Babam zaten müzisyen olduğu için hep bir gitar çalınır. Biz küçük de olsak şarkı söyleriz falan. Böyle tatlı bir süreç geçti yani çocukluk. O yüzden babamı çok özlüyorum. Bir an vardır ya insan, geriye dönüp bakınca olur bazen ya da o anda hissedersin. Büyüdüğümü anladım der. Hani bu bazen bir kayıptır, bu bazen bir dönüm noktasıdır. Sen ne zaman büyüdüğünü anladın? Babam öldüğü gün. Sanki baba oldum. Ve o hayatımdan gittikten sonra şöyle bir boşluk hissettim. O kayıp çok acayip. Orada baba oldum, orada büyüdüm, orada her şey oldum. Ama içim çok acıdı çünkü o kaybettikten sonraki sabah bir daha kimi arayacağım ben? Bir daha hiç arayamadım onu. Simge, bir tutmuşsun da hani o dönemde daha da fazla. Biraz anlattım biraz önce ama hani içeride bir duygu var. Hayatının belki de rol modeli gidiyor, bir kayıp. Ama bir yandan kendini tutuyorsun, konserler devam ediyor, hayat devam ediyor. Nasıl tuttun kendini? Bugün olsa mümkün değil, çıkamazdım o sahneye. Çünkü İnsan yerinde ve zamanında gerçekten ağlamalı diye düşünüyorum. Ben o an niye o kadar bir gaza geldim böyle işte ben bunu da yapacağım, onu da yapacağım. Babam olsaydı sahneye çık derdi falan gibi. O kadar güç, kuvvet, kudret dolu bir adamdı ki.
O gittikten sonra da onun sanki gücü bana geçti gibi hissettim. Yani ben bunu yaparım. O hiç unutmuyorum. Çok garip bir tesadüftü bu hayatımda. Babam İzmir'deydi. Benim konserim de İzmir'deydi. Tesadüf. Ve babam İzmir'de öldü. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Tam tatil kamptaydı babam. Orada hastalanıyor. Hastaneye gidiyor. Ve benim bir gün sonra konserim var ve o gece haberi geliyor. Yani acayip bir tesadüftü bu. Yani ben İzmir'e İstanbul'dan uçarken babam havada ölü olarak İstanbul'a getiriliyordu falan. Yani acayip bir hikaye. Böyle hiç unutamadığım, beni şey yapan bir durum bu. Sonra çok iyi bir şekilde yüzleşip bununla rahatladım. Ama hala şuramda bir küçük bir yüzleşemediğim bir tarafım var galiba. Yas bir de aslında bazen yayılıyor zamanı ve bütün aşamalarıyla yaşanması gereken bir şeydi. Ki hani bir yastan öte hayatındaki çok temel birinden bahsediyoruz. Çünkü bir bakıyorum röportajlarında aslında ben babamın oğluyum bile demişsin. Hani hayatında evet. Öğretileri, sözleri, belki müziğindeki yönü bambaşka bir taraftan da. Belki tamamlanıyor hala hani böyle bakınca, ama kalan dediğin neresi? Hani vedalaşmamakla ilgili mi? Ben onunla son konuşmama çok şanslı bir evlattım, çok iyi bir evlattım. Şükürler olsun. O yüzden böyle hani ölene kadar çok rahat bir şey gerçekleştireceğim. Ruhumu teslim ederim yani babamla ilgili o konuşma, o haller. Yani o gün gerçekten bir 20-30 yaş falan büyümüş olabilirim. Bu bölümde sana hayatını değiştiren şarkıyı soracağım. Hayatın bir dönüm noktasına gitmeni isteyeceğim ve o dönemde sana eşlik etmiş, kendine söylediğin bir şarkı desem ne gelir? Üniversiteye gidiyordum. Çıktığında albüm, aman Allah'ım demiştim, apayrı albümü. Yola Devam, Hande Yener. İnanılmaz güç verdi. Hep dedim ki böyle bir şarkım olsun benim, böyle bir şarkım olsun lütfen. İnsanlara da iyi gelen, çünkü bana öyle bir kulaklığımı takıyordum. Sadece tek bir şarkıyı dinledim ama bu hani günler sürmedi. Haftalar sürmedi. Bu aylarca böyle devam etti. Böyle hep kulağımda bir güçle, bir enerjiyle okula gidiyordum. Okuldan eve dönüyordum. O şarkı Hande Yener'in şarkısıydı işte. Şimdi gözlerini kapatmanı isteyeceğim. O şarkıyı hiç kimseye değil, sadece kendine söyle. Ve söylerken de o dönemi hatırla. Güneş koy yüreğine, bulut koy yüreğine, yıldız koy yola devam. Yüreğine bulut koy, yüreğine güneş koy, yüreğine bulut koy yola devam. Açabilirsin. Neler geldi? Hangi anlar? Hangi dönemler? Ay çok alakasız. Üsküdar'dan Beşiktaş'a motora bindiğimi gördüm. Çünkü orada oturuyordum o zaman. Okula giderken hep bu şarkı kulağımda ve motorla gidip geliyordum. Deniz gördüm. Umut verdi yine. Şarkı yine şu an, yine bir daha umut verdi yani. Aslında bir yandan da hayal kurduğun günler olmalı onlar. Değil mi? Hayatınla ilgili, gideceğin yolla ilgili. Neyin hayalini kuruyordun sen? Ben babaannemle hayal kurmaya başladım rahmetli. Çok özel bir kadındı. Onunla çok sohbetler ediyordum aşırı derecede. Çocukluğumda hayaller kuruyorduk ama benim hayalim çitleri olan, elma ağaçları olan, ahşap böyle çok güzel bir şeyi olan, böyle bahçesi olan tarlalarım, horozlarım, küçük iki tane ineğim, kuzularım olsun gibi hayallerim vardı. İnşallah gerçekleştirmek üzere. Şu an o hayal hala bekliyor. Bu bölümde bir hafıza testi yapacağız birlikte. Aklına gelecek en hızlı şekilde cevap vermeni isteyeceğim, tamam. Simge. Bir bakalım. Heyecanlandım. Hafızam çünkü ilgili. Çok zayıftır yani. İnşallah hatırlarım. Tamam. Bakalım beraber. Çocukluğunun geçtiği apartmanın adı? Gül Apartmanı. Yaptığın ikinci bestenin ismi? Çok var ama yine mi sen mi? Bilmem. Yine hatırlayamadım. 9 dersten sınıfta kaldığın lise 1'de fizik dersine hangi hoca giriyordu? Eyvah, çok büyük sınıfta kaldım hafıza testinde. Vallahi hatırlamıyorum ama yüzünü hatırlıyorum. Uzun yıllar vokal yaptığın Serdar Ortaç'ın kulağına küpe olan bir cümlesi varmış. Neydi o? Ya ağlatacaksın ya güldüreceksin, oynatacaksın. Yeni çıktı albümünün son şarkısı. İlk yaptığım bestem, Gülümse İşine Uyandım. Klibi dijital ortamda en çok izlenen şarkın Yankı, en az izlenen hangisi? Kamera. 3 yıldır 26 milyonda duruyor. Her gün biri tıklıyor galiba. Bir kişi. Ve en çok para harcadığım işim hayatım boyunca yani. En inandığım. Sezen Aksu ile tanıştığın yıl? 2015 mi? 16 mı? 15. 14. Sanırım onlardan biri. Kamera şarkısının orijinalinin yer aldığı Hint filminin adı?
Battamez değil miydi? Neydi, şarkının adı mıydı bilmiyorum. Bana bir B12 verir misiniz? Üzülmedin mi klibinde kullandığın şemsiyenin rengi? Siyahtı sanki. Öpeceğim şarkısında kaç kere öpeceğim diyorsun? Oo. Vallahi bilmiyorum, hiç saymadım. Simge, genelde röportajlarda bir delikanlı Simge hali var. Hiçbir zaman kaypak olmayacağım diyorsun mesela. Ben babamın oğluyum diyorsun mesela. Bu erkeklik nereden geliyor diye insan sormak ister. Evet, yani hani hakikaten kadın olarak nasıl hissediyorsun diye soracağım. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Garip gelebilir ama bu işi yapan kızlar beni çok iyi anlarlar ama diğer normal işleri yapan hemcinslerim diyebilirler. Ben bütün orkestralarda kız başıma, tek başıma çalıştım. Senelerce işe gittim geldim. Hep erkeklerin içindeydim. Ne menajerim, ne asistanım, ne korumam, hiçbir şeyim yokken tek başıma bir valizle işe gidip geldim. Bu kolay bir şey değildi. Gecenin bir körü eve girmek, o sahnelere tek başınıza çıkıp o dönemlerdeki mekan sahiplerinin zorluklarıyla birebir yüz yüze gelmek ve tek başımayım. Bir tane Allah'ın kulu yanımda yok. Hani bana biri yanlış yapsa, ki bana biri yanlış yaptı bir zaman vokalistime İzmir'de bir sahnede. Çok çirkin bir şey oldu. Ben orada mesela sahneyi bırakıp, gene o erkek şeyim tuttu benim, sahnenin yarısında bırakıp, inşallah izliyordur kendisi bunu, izler diye düşünüyorum. Ben orayı bırakıp direkt gittim oradan. Çünkü o tip adamlarla çok uğraştığım için zaman içinde biraz erkekleştiğimi, çok kabuklaştığımı, kendimi koruma kalkanı olarak biraz erkek kıyafeti giymeye başladım. Sonra bir baktım çok erkekleşmişim ya, acayip yani böyle. Hatta bir ara şeyden, programlardan yüz değiştirmeden erkek yüzü falan da yapıyordum. Hiç fena olmuyorum, çok yakışıklı oluyorum. İşin şakası, bu tip kadınlar, benim bu yaşadıklarımı yaşayan kadınlar, beni çok iyi anlarlar. Hepsi bu ceketi giyiyor üstüne. Ben de giymişim. Aslında tabii bu roller böyle bizlere biçilmiş gibi, kültürel cinsiyet rolleri. Yani işte erkeğin ağlamayacağı gibi, kadının hızlı araba kullanmayacağı gibi şeyler, ama aslında hepsi hepimizde var. Yani bu genel olarak aslında cinsiyetle ilgili değil, kültürel rollerle ilgili olan kısımlar. Gerçekten de bir kere her şeyden önce müthiş iltifatlar var yani güzelliğinle ilgili. Ama orada sosyal medya biliyorsun sınırsız bir mecra olduğu için işte mesele hakikaten artık böyle iltifatlardan çıkıyor, başka şeylere gidiyor. Seksi olmak üzerinden, çekici olmak üzerinden, güzel olmak üzerinden gelenler var. En az bir 100 tane de Simge evlen benimle okudum bu arada. Onların aralarında onlar da var. Bunlara karşı bir koruma kalkanı tarafı var mı? Daha maskülen durmanın. En yakın zamanda yaşadığım, onların bilmesini istediğim bir şey var. Hazır buradayken, bu da burada çekiliyorken çok isterim nasıl bir psikoloji içinde olduğumuzu bu yazıları okuduğumuzda. İtalya'dan dönerken ben bazen albüm yeni çıkmıştı. Bir gün olmuştu ve ben tam o havaalanında dönerken bir YouTube'un altına girip bir okuyayım dedim. Ben normalde çok okumuyorum. Bir anda böyle havalimanında hüngür hüngür ağlamaya başladım. Yanımda Ozan vardı. Ne oldu dedi, okuma dedi, gördü bir şeyler okudum falan. Ben okuyorum, o kadar kötü şeyler yazıyorlar ki. Olacak iş değil. Aylarımı vermişim, sabahlamışım. Çok iyi bilirler bu işi yapanlar. Kendileri evlerinde sıcak yataklarında uyurken bir sabahlara kadar onlar iyi müzik dinlesinler, duygulansınlar, göbek atsınlar. İyi gelelim onlara, iyi iyi olsun her şey diye kendimizi paralıyoruz. Sonra diyorlar ki sen de işte çıkıyorsun, şu kadar para kazanıyorsun falan. Gelsinler benim yaptığım işi yapsınlar o zaman. Babaları ölsün, çıksınlar sahneye, şarkı söylesinler. Hadi bakalım. Bu kadar netim yani. Ben orada o kadar üzüldüm ki, o uçağa bindim. Sanki böyle birini kaybetmişçesine bir acı yaşanır ya, o 14 şarkı benim evladım gibi. Onları 4 sene boyunca onlarla yatıp kalkmışım. Ben bazen zaten stres yaratmış bende, çok korkularım oluşmuş ama cesaret gösterip, risk alıp, konforlu alanımdan, koltuğumdan kalkıp, en konforsuz yere oturup kendime bir karakter çizmişim. O kadar üzüldüm ki, ellerim terledi. O kadar üzüldüm ki, yani o gözyaşlarım dışarı, içeri, her yere aktı. Öyle bir üzülmek yok. Uçaktan indim, küçük çaplı bir, ufak bir sinir krizi geçirdim. Hiç söylemekten çekinmiyorum. Sonra da dedim ki, bu iyi bir şey değil yani, bu psikoloji bozar. Artık onu bıraktım, onu da açtım. O zaman takılmıştım, yarın öbür gün yeni bir işim çıktığında yazsınlar, çizsinler, artık umurumda değiller. Bu kadar da netim. Peki bu bölümün adı İçimdeki Hayvan. biraz önce hayvanlardan birlikte konuşurken beraber aslında sen bana kedi dedin. Ama bilmiyorum daha yakın gelen bir şey varsa. Benim kedi. Tamam. Peki. Ay Cino gibi o da. Beyaz mı, gri mi? Evet, ay bayağı Cino'ya benziyor. Allah! Cino'yu bulmuşlar.
Ve bu bölümde senden kendini nasıl bir kediysen o şekilde anlatmanı isteyeceğim. Aslında hepimizin özü dürtüler, hayvanlar ve sen de kediyi seçtin. Şimdi ben bir kediyim diye söze başlayarak nasıl bir kedi olduğunu ben dilinden anlatmak istiyorum. Ben bir kediyim. Bütün gün uyumayı çok seviyorum. Sevilmeyi çok seviyorum. Yemek yemeyi de çok seviyorum. Aslında kediler için sadık değildir derler ama ben onların öyle olmadığını düşünüyorum. Son derece sadık olduklarını düşünüyorum. Benim bir kedim var zaten ve ben onunla kedileşiyorum. Hissediyorum kendimi yani. İstediği gibi birisinin üzerine geçip atlayıp o özgürlüğünü, hiçbir şeyi takmayan bir karakteri olduğu için, geldiğince gelmediği için. O yüzden kedi olmak hoşuma gidiyor. Nasıl bir kedisin? Vahşi misin? Uysal mısın? Uysalım ya. Yani hiç şeyim yok. Eskiye nazaran daha çok böyle bir şey yapardım, giderdim üstüne ama şu anda bir kenara çekilip şey uzaktan bakıp sakinleşip daha iyi şeyler buluyorum, sonuçlar yaratıyorum kendime. Hiç çıkmıyor mu tırnaklar? Biri canımı acıtırsa gerçekten böyle hani bir iki bir şey olmuştu böyle yakın geçmiş zamanda. O zaman böyle bir şey demiştim içimden, bir hani kedi değil de daha büyük bir şey böyle hani tırnak da değil, böyle hani ortalığı yarıp geçmek istediğim bir an olmuştu. Ama sonra yine kendime gelip kedilik güzel dedim. Diğer hayvana geçmedim yani. Yalan söylemeni isteyeceğim senden. Simge yalan söylerken nasıl biri oluyor? Burada görmek de istiyorum. Bir hikaye, birinci versiyon ve ikinci versiyon diye başlayarak anlatabilirsin. Birinde doğru versiyonunu, birinde de yalan halini duymak istiyoruz senden. Tamam. Geçen yaz başı Öpeceğimi dinlemiştim. Çok almak istedim o şarkıyı. Dinledikten sonra çok etkilendim. Sonra almak istiyorum dedim. Şarkıyı vermiyorum dedi Sezen Hanım. Ben okuyacağım dedi. Çok üzüldüm ve bayağı bir önünde her türlü şeyi yaptım. Kendim benzine yakarım dedim. İşte önünde taklalar attım. Bu şarkı benim olacak dedim. O da hayır, bu şarkıyı ben yaptım, ben söyleyeceğim dedi. Ve şarkıyı vermedi. İkinci versiyon. Geçen yaz telefon çaldı. Hiç unutmuyorum. Çok iyi bir andı o bence. Sonra da Sezen Hanım dedi ki Ozan aradığında işte şarkı yaptım, Simge'yi dinletir misin kızıma diye. Ben iki, üç tane şarkı dinledim. İçinden Hemen Öpeceğim beğendim. Telefon açtım, ben bunu istiyorum dedim. Onlar da bir iki gün içinde bana haber verip şarkı senin dediler. Şarkıyı aldım, devam ettim. Peki. Simge hiç yalan söylemiyorsun. Çok kötü. Çok güzel yalanla ilgili bir şey söyleyeceğim kapatmadan bu konuyu. Tabii ki. Benim avukatım Aydın Kurban bana çok güzel bir laf söylemişti. Eğer hiç yalan söylemezsen hiçbir şeyi hatırlamak zorunda kalmazsın demişti. Bu da güzel bir laftı. Bunu da burada söylemek isterim. Sezen Aksu kızım diyor sana. Bu çok özel, başka bir şey aslında bir taraftan da. Nasıl bir anne kız ilişkisi var orada? Yani şöyle söyleyeyim, o kadar dürüst ve o kadar yanlış bir şeyi hani gördüğünde duramıyor ki. Hani bir şey yanlışsa onu mutlaka arıyor, üstüne gidiyor falan böyle. Benim hayatımda 3-4 tane çok ciddi hatalardan kurtarmışlığı oldu. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Kendisi Öpeceğim gibi bir hit verdi bana. Bana kalkıp da nasıl bir kadın yani, nasıl bir donanım bu, nasıl bir ruhsa dönüp bana hayır sen ben bazen de çıkmalısın. Öpeceğim senin hitin zaten okey ama sen böyle bir şey yaptın diyebilecek bir kadın. O yüzden başka konularda da beni çok kolladığını zaman zaman böyle acayip durumlar yaşadık. Ve ben tabii çok seviyorum. O da sanırım o birlikte ilk çalışmaya başladığımız andan itibaren gitgide daha çok bana bence ısınmaya ve inanmaya başladı. Çünkü sonuçta ben bir şeyleri tırmalıyordum, bir şeyler yapıyordum. Ama hep böyle minik minik detaylarda hayatıma girip orayı böyle o tıkanıklığı tak diye böyle eliyle alıp tertemiz bir şekilde hiçbir zarar görmeden beni hep kolladı. Geçenlerde de bir şey oldu, yine koruyor, kolluyor. Onun tarafından korunmak, onun hayatımda olması, onun sözlerinin hayatımda olması çok iyi hissettiriyor. İyi ki var. Yani ailemden sonra herhalde beni bu piyasada arkamda durup en iyi şekilde koruyan kişilerden biridir kendisi. Bu bölümün adı Yüzleşme. Hayatından, erken dönemlerden olabilir, yakın zamanlardan olabilir. Gerçekten seni çok kırmış birini bir hatırlamanı istiyorum senden. Birazdan gözlerini kapatmanı isteyeceğim ve şunu hayal etmeni isteyeceğim. O kişi buradan içeriye giriyor ve tam karşında senin ona söyleyeceğin şeyleri bekliyor senden. Dinleyecek seni, duyacak. Neler söylerdin bir aklından geçir ve gözlerini kapatıp yüzleşmeye girelim. Evet, gözlerin kapalı. Onun şimdi buradan içeriye girdiğini hayal edebilirsin. Hoş geldin.
derdim ona önce. Çok ciddi bir kandırılma hikayesiydi bu. Bunu seninle yaşadık ama şimdi o önümde gördüğüm engeli yaratan sen bana çok güzel bir hayat dersi verdin. Şimdi buradasın. Sana teşekkür etmek istiyorum madem buradasın. Senin o yaptığın bütün kötülükler bana çok iyi hareketler yaptırdı. Ben sana sadece bunun için teşekkür etmek istiyorum. Sen bu hareketleri yapmasaydın ben bugün bu hayatı yaşayamayacaktım. İyi ki gelmişsin, hayatıma girmişsin. İyi ki bana bu kötü dünyanın en kötü tarafını göstermişsin ki ben kendime gelmişim. Teşekkür ederim. Peki. Nasıl geldi? Görmek. İyi. Affetmek çok iyi geliyor. Zaten affettim. Bu hani hakikaten kolay affeden biri misin Simge sen? Yoksa önceden zamanla... öyle değildim. Tüm kırgınlıkların, tüm hataların, yanlışların başka bir yolculuğa çıkardığına inanıyorum. Tabii çok down edenler de var ama sizi yukarı kaldıranlar da var. Ben bunlardan hep kendime pozitif tarafını aldım. Bunu yaşadın, evet bundan öğreneceğim var. Bunu yaşadın, bundan daha büyük öğreneceğim var. Vurdun yere, yere vurunca çünkü insan en kötüyü yaşadığında en iyi yaşamak üzere bir yolculuğa çıkıyormuş. Bunu da hayatımda kendilerinden öğrendim. İyi hikaye yani. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ciddi büyük öğretmenlermiş yani. Bölümün adı Hayalet. Hemen kapatıyor gözlerini. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben anlatacağım. Bazı sahneler çıkacak karşına senin gözlerin kapalıyken. Sen sessizce gör onları. Hangi seçimleri yaptığını, neler fark ettiğini. Gözlerini açtıktan sonra üstüne konuşalım beraber. Tamam. Bir gece yarısı. Odanda kanter içinde bir kabustan uyandın. Çok karanlık. Ve sen kabustan uyandığın için nefes nefesesin. O kabusun nasıl bir kabus olduğunu düşün. Yataktasın. İçeriye sesleniyorsun. Kimse duymuyor. Neredeler? Nereye gitmişler? Neden yalnızsın? Düşün. İçeriden bir şarkının sesi geliyor. O şarkının hangisi olduğunu fark et. Duy o şarkıyı. İçeriye azıcık süzülen ışıktan karşında bir ayna olduğunu görüyorsun. Aynada kendini nasıl görüyorsun? Bir bak. Kafanı çevirdiğinde odanın karşı tarafta, odanın ucunda bir hamam böceği var. İyice bak ona. Hamam böceğine bir şey yapmak üzere ayağa kalkıyorsun. Yürürken ne yapmaya karar verdiğini düşün. Şu an bu hayalde yürürken hazır olduğunda gözlerini açıp bana bu odaya geri dönebilirsin. Benim şu an gördüğüm şey çok yüksekten aşağı düşmek gibi bir şey gördüm. Bunu çok sık görüyorum zaten. Hep bir böyle uçan arabaların içindeyim falan böyle acayip fantastik rüyalarım var yani. Uçuk uçuk. Oradan düşüyor gibi gördüm kendimi. Böyle bir depremsi bir şey gördüm sanki böyle bir gibi. Yalnızdın evde. Seslendin ama yoktu kimse. Neredelerdi? Niye yalnızdın? Ben herhalde kendi evimdeydim rüyamda. Onlar yoklardı. Ama böyle şey yokluğu gibi değil. Ölüm yokluğu gibi görmedim. Yalnızlığımı gördüm. Kendi yalnızlığımı. Hangi şarkı geldi? Nasıl geçti habersiz o güzelim yılların. Niye o geldi bilmiyorum. Aynada nasıl görünüyordun? Gayet sağlıklı ve iyi. Hamam böceğini ilk gördüğünde ne hissettin? Kaçtım. Çünkü öldüremem yani, hayatta dokunamam. Odadan çıkmak gibi. Evet, odadan çıktım. Direkt kaçarım yani gördüğüm anda. Yani birini çağırır, ona öldürtürür falan. Ben yapamam. Bu bölümün ismi Cevap Hakkı. Hakkında yazılmış 3 tane yorum. Bazen Instagram postlarının altında, bazen YouTube'da kliplerin altında, bazen de sözlüklerde gelenlerden. Cevaplanmamış her soru, eğer biz içimizde tamamlamıyorsak birer tamamlanmamış iş gibi. Hem bunun için soracağım bunları, hem de ilk okuduğunda gerçekten biraz önce anlattın ama ne hissettiğini de merak ediyorum bunlarla ilgili. Cevap vermeme hakkım acaba var. Acaba okudun mu bu yorumları? Okumuş olabilir miyim? Ya da hiç duyup görmediklerimden mi gelecek? Bakalım. Birincisi biraz uzun. Öpeceğim şarkısını bir kafede duydum. Oh be çok şükür bir kadın şarkıcı arzularından bahsedebiliyor bir şarkıda dedim. Pop şarkı olması daha da iyi, böyle kıvrak bir şey. Kına gecelerinde falan çalsın, milletin bilinçaltına işler belki. Gına geldi, kadınların Türkçe pop şarkılarında ya acı çekmesi ya da intikam alması, ego kasması falan. Kendimize gelelim artık, namus namus diye
Bip demiş. Şu Türkçe pop dinleyen Türk kızları da cinselliğin iğrenç, ayıp bir şey olduğunun kafasından çıkarır belki. Ülke olarak bu konuda gerçekten berbat bir haldeyiz. Çünkü hatta iğrenç. Biraz da kadın eve atsın, kadın yürüsün, kadın arzulasın yeter. Helal sana Simge, devam. Ah, çok güzel yorum. Bunu okumamıştım. Yazan da yanaklarından öpmek istiyorum. Öpeceğim, öpeceğim söylenme. Sonunda biri bizi anlamış yani. Böyle yorumlara bayılıyorum. Teşekkür ederim kendisine. İyi şarkıcıydı. Müziği, sesi güzeldi bana göre. Gerçek pop yapan biriydi bana göre single'larında. Ama bu albümde arabeske dönüp üstünde de arabesk bir Türkiye gerçeğidir deyince benim için bitmiştir. Ah canım ya. Arabesk Türkiye'nin gerçeği, bunu Emrah Karaduman, Aleyna Tilki işi çıktığında Dipsiz Kuyum. Öyle bir yorum yazmıştım sanırım, onun üzerinden yürüdü bu cevap. Arabesk Türkiye'nin bir kültürüdür, bir müzik tarzıdır. Bu zaten içinde vardır, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, arabesk gibi bizim müzik türlerimiz vardır falan. Onlardan biridir, bu da gerçektir aslında. Onu niye bu kadar rahatsız ettiğini hiç anlamış değilim. Yani rahatsız olmasına gerek yok, dinlemesin gitsin yani. Saygı duysun bence o müziğe de. Gençliği işte bu şarkılarla yoldan çıkarıyorlar. Yazık ya, çoluk çocuk bir de güzel müzik veriyorlar arkadan, olsun bitsin. Yazık, ahlak, edep bunların sayesinde yitiriliyor. Hipnoz ediyorlar milleti. Hangi şarkının altına yazdı acaba? Öpeceğim. Öpeceğim. Kendi niyetinin bu kadar kötü olmasını üzüldüm sadece. Bu kadar bir şarkının içinde bir kere öpmek kelimesi, aç koynunu gireceğim denmesi bir şarkıda. Evet, hani cesaretli sözler. Bunlar tabii Sezen Aksu, Sibel Algan sözleri. Bu sözler cesaretli sözler, güzel sözler. Öpmek çok masum bir şey, hareket, bir eylem. Ne bileyim, birisine, sevdiğiniz birisine aç koynunu gireceğim demek kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Hiç anlamıyorum. Sanki kimse hiç öpüşmüyor, kimse hiç sevişmiyor gibi. Kimse hiç ne bileyim alkol tüketmiyor gibi bir davranış şekline büründük. Kimse birbirine etek giydiğinde kötü kadın ilan ediliyor falan. Yani biz ne zaman bu kadar çok ciddi kötü olduk ya? Ne zaman bu kadar kaybolduk? Ben bunu anlamıyorum. Alt tarafı bir şarkı var. Güzel yazılmış bir şarkı, eğlenceli. Ve muhtemelen dinlediğinde eğlendiğini de düşünüyorum. Ama bu kadar hani sözleri insanlara, Türk gençliğine işte kötü örnek olacak denecek kadar niyetinin bozuk olduğunu görüyorum kendisinin. Acilen bir terapiye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Gitsin tedavi olsun yani. Ya da iyi bir insan olmak için bir yola çıksın. Bence vakti var diye düşünüyorum. Yaşı kaç olursa olsun. Son bölümde detone olmanı isteyeceğim. Şu bile isteye, doya doya ol istiyorum ben. senin bir şarkın olabilir, başka bir şarkı seçebilirsin ama nasıl detone olacaksan bize göster onu. Ya çok zor bir şey istiyorsun biliyor musun? Hani şarkıcıların hepsi olur bu arada. Duymaz kendini vesaire, onların hepsini anlıyorum. Ama bunu bilinçli olarak yapmadım hiç. Bakayım nasıl yaparım ki? Senin de sahnede söylerken biraz daha zorlanır mıyım dediklerinden biri olabilir. Onur diye buradan bağırıyormuşum ben. Ver yansın edemem kadere. Sevdim mi benim meselem? Çıkamıyorum ama detone oluyor muyum onu da bilmiyorum. İsem bile devrilmem sor. Dönmezsem sebebi ne diye falan. Ay, çok kötü oldu. Şarkıyı ayıp etmeyeyim daha fazla.